Ben kuşku üzere yaşasam ne olur? Nasıl olsa dıştan dışa bu dine olan bağlılığımı ikrar ediyorum. Bir zarar olur mu diyen kimseler Cenab-ı Hakk'ın kuşkularla yaşamak hususundaki yasağına dikkat etsinler. Asla zinhar فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Kesinlikle kuşkulananlardan, kuşku üzeri olanlardan olma. Çık diyor Cenab-ı Hak oradan. وَاِنْ كُنْتَ مِحْف۪ي شَكَّنْ Şüphe içerisindeysen fes'el. Hemen soru sor. Hemen soru sormaya çağırıyor. İndirdiklerinin hususunda olabilir. Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ayetler konusunda da olabilir. Hemen sor. Cenab-ı Hak bunu gayrimeşru ilan etmemiş. وَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلْ Varıp sor. Sor ki sorularla bilginin, hakikatin peşini kovalayabilesin. Bu dürüstlüğe sahip olmayan insanların Hazreti İbrahim'le uzaktan yakından alakaları yok. Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha çocuk yaşında yanlışa yanlış diyebilen ve bu yanlışı, yanlışa yanlış diyebilmeyi babası pahasına, ailesi pahasına, toplum pahasına, statikoyla bütünüyle karşı karşıya gelmek pahasına göze alabilen bir civan mert. O yüzden çok kaliteli. Ve Cenab-ı Hak onu bize hikaye ediyor. وَكَذَٰلِكَ Olabildiğince küçükken hem de. Hani belli bir yaşa gelmiş, iç özgüveni yükselmiş, artık kararlılığı vesaire. En zayıf demlerinde, daha çocukken bu kararlılıkla Hakk'a olan bağlılığını gösterebilen bir kimse, Cenab-ı Hak katında bu bahsettiğimiz yüce değere eriyor. Bunun daha devamı var. Onun karakteri açısından. وَكَذَٰلِكَ نُر۪ي İşte biz böyle gösteriyoruz diyor Cenab-ı Hak. İbrahim'e مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin melekutunu. Önceki derste vurguladık ki İbrahim'i bu noktaya getiren genlerindeki bir şey değil, asaleti değil vesaire değil. Onun Cenab-ı Hakk'ın önüne çıkardığı sahneyle olan ilgisi, gerçek bir merakı ve öğrendiklerini, fark ettiklerini, görüşünü birilerinden korkup söylemekten uzak durmayışı, batılı açıklıkla söyleyebilmiş olması. Bu yolculuk onu göklerin ve yerin melekutunu izlemeye, incelemeye, hatta şöyle diyebiliriz bu ayette, yani belki böyle söylenebilir. Bu durumda ilk ayet bize Hazreti İbrahim Aleyhisselam yanlışı fark etti ve yanlışı babasına fark ettiği şekliyle söyledi, açıklıkta söyledi. Devam eden aşamalarda Allah Azze ve Celle ona doğrusunu da öğretti. Biz ona, işte böyle biz ona göklerin ve yerin melekutunu gösteriyoruz ki mukininden olsun. Bilgiyi alıp, bilgiyi hakikati görüp, hakikate tutunsun. Gerçeğin yakinen farkında olan bir kimse olsun diye. Sanıyorum sonraki gelen ayetlerde bunun yaşandığı sahneye Cenab-ı Hak bizi taşıyacak. İşte bir gece diyecek. Ve geceleyin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın gördükleri üzerinden adım 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 nasıl Cenab-ı Hakk'a yürüdüğünü bize izah edecek.